3 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme süreci öncesinde yetkili sendika olan Memursen, Ankara'da bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Memursen'in tüm il temsilcilerinin bir araya gelerek belirledikleri talepleri Memursen Aydın İl Temsilcisi İsmail Yiğit, ITV Haber ekibiyle paylaştı. Taleplerini belli başlıklar altında topladıklarını belirten Yiğit, memur maaşlarının enflasyondan etkilenmediği gibi büyümeden de pay almasını talep edeceklerini söyledi. Yiğit, yemek, doğum, ölüm ve kreş yardımı gibi başlıkları da taleplerine eklediklerini ifade ederek masaya oturduklarında 4C'li personelin 4 A'lı olması için de çaba harcayacaklarının altını çizdi. 3 Ağustos'ta Ankara'da toplu sözleşme süreci başlayacak. Memursen Ankara'da yetkili sendika oldu. Ankara'da neler görüşülecek, neler talep edildi? Hemen yanımızda Memursen il temsilcisi İsmail Yiğit var. Kendisinden bunun bilgisini alacağız. İsmail Bey, Ankara'ya gittiniz. 3 Ağustos öncesinde neler görüşüldü Ankara'da? Neler talep edilecek 3 Ağustos'ta toplu sözleşme sürecinde? Evet, şimdi dün Ankara'daydık. Devlet Personel Başkanlığı'nı Genel Başkanımızın önderliğinde bizler götürdük, taleplerimizi ilettik. Şimdi bununla ilgili tabii ki çok önemli bir süreç. Bütün memurlar adına, bütün iş kollarında memur sen olarak, yetkili sendika olarak masaya biz oturacağız. Şimdi bununla ilgili taleplerimizi de dün Genel Başkanımızın ağzından tüm Türkiye'yi açıkladık ve Devlet Personel Başkanlığı'na da taleplerimizi sunduk. Şimdi Türkiye'de ücretler söz konusu olduğunda en önemli sorun şüphesiz ki gelir dağılımındaki adaletsizlik. Şimdi AK Parti iktidarı döneminde bu anlamda çok güzel şeyler yapılmış olmasına rağmen hala gelir dağılımındaki adaletsizlik sorununun Türkiye'nin en önemli sorunu olarak karşımızda durduğu muhakkak. Şimdi tabii ki bununla ilgili yapılması gereken bizce işte zengini zengin, fakiri fakir eden kapitalist sistemin kılcal damarlarıyla biraz oynamaktır. Şimdi Memursen Konfederasyonu olarak maaş ve ücretlere zam teklifimizi yüzdelik zam, işte taban aylığa zam, refah payı, enflasyon farkı olarak 4 ana başlık altında topladık. Şimdi biliyorsunuz işte refah payı bugüne kadar işte şeye dayalı söyleyin enflasyona dayalı bir ücret dengesi söz konusuydu. Fakat memurlar işte büyümeden gelen payı kullanamıyorlardı. Biz bu sefer büyümeden elde ettiğimiz hakkımız olan payı da hükümetten isteyeceğiz. Şimdi tabii ki biliyorsunuz toplu sözleşmeler ikişer yıllık dönemler için yapılıyor. 2016 ve 2017 yılı için. Şimdi 2016 yılı için bizler %8 artı 8, 2017 yılı için de %8 artı 8 istiyoruz. Bir de taban aylığa da 150 milyon lira zam istiyoruz. İşte 2007 yılı içinde işte ilk 6 ayda %7, ikinci 6 ayda %7, %14, yine taban aylığa da %10 bir zam talebimiz var. Yemek yardımı olsun, doğum yardımı olsun, ölüm yardımı. Bir de biliyorsunuz hükümetin de gündeminde çalışan kadınlarımız için kreş yardımı. Şimdi gerçekten çok önemli. Yani çalışan kadınlarımızın çocukları mağdur oluyor. Bununla ilgili hükümetimizden işte şey masasında talebimiz olacak. Ben başlıklar halinde sizlerle paylaşıyorum. Yine bugün 4C'li personelin işte kadroya alınması meselesi var. Ya gerçekten önemli. Yani bu arkadaşlarımız da diğer arkadaşları kadar çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Fakat işte ne oldukları belli değil bir konumda 4C'li personel olarak. İşte biz bu arkadaşlarımızın 4A kadrosuna alınmasını istiyoruz. Bununla ilgili hükümetten de artık bir adım atmasını bekliyoruz.